Bildiğiniz gibi Roblox'ta durmadan yeni yeni hackerlar çıkıyor ve bu hackerların neredeyse hiçbir gerçek değil. Hiç kimse Roblox'u adam akıllı hackleyemedi ve çıkan hackerlar da Roblox'u hackleyeceğini söyleyip hiçbir şey yapamıyorlar arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi. Ama bugün öyle bir hacker geldi ki arkadaşlar hatta gelecek diyelim daha gelmedi. Öyle bir hacker gelecek ki bu hacker çok güçlü bir hacker arkadaşlar. Çünkü o hacker ben olacağım. Şimdi sorabilirsiniz nasıl yapacaksın böyle bir şeyi sen kötü birisi değilsin gibisin. Veya kötü birisi misin diye sorabilirsiniz Hayır arkadaşlar ben kötü birisi değilim Öyle insanların hesaplarını Veya robuxlarını çalacak birisi değilim ben Ama aklıma harika bir plan geldi Arkadaşlar kendi roblox hesabımdan Bir oyun yapacağım ve sonra Kendi hackerımıza oluşturacağımız Yeni bir roblox hesabı açacağız Kendi yaptığım oyunda o hesaba yetki vereceğim Ve hacker taklidi yapacağım Bakalım oyundaki insanlar ne tepki verecek şaşıracaklar mı? Onları hacker kılığına girip trolleyeceğiz. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Yani bu videoda sizlerle beraber hem kendi oyunumuzu yapacağız hem de kendi oyunumuzda hacker olacağız. Çok inanılmaz, değil mi? O yüzden sizlerden tek ricam videoya like atmayı, hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Evet, önce gelin isterseniz hackerımızı oluşturalım arkadaşlar. Hackerımızın dış görünüşünü, hackerımızın ismini ayarlayalım. Tamam. Hemen buradan doğum gününü rastgele sallıyorum arkadaşlar. 4 Mart e, 2000 pardon kaç olsun 1900 1995 olsun arkadaşlar tamam şimdi buradan arkadaşlar ne seçeceğiz tabii ki de hackerımızın ismini seçeceğiz hackerımızın ismi ne olsun hmm. hackerımızın ismi çok kaliteli bir o kadar da korkunç bir isim olmalı veya dandik bir isim de olabilir bilmiyorum sizce hackerımızın ismi ne olsun evet kendi çapımda bir isim oluşturmaya çalıştım buraya player slayer alt antre hacker yazdım arkadaşlar tabii hackerın kısaltmasını Türkçesi de oyuncu katili demek arkadaşlar böyle öyle bir korkunç isim koydum. Hemen kendimize bir şifre ayarlayalım. Evet dünyanın en uzun şifresini koydum görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hiç kimse bu şifrenin ne olduğunu bilmiyor. Tamam güzel şöyle cinsiyetimizi erkek yapalım ve girelim. Aslında hackerımızı kızla yapabiliriz ama yok. Hackerımız erkek olsun arkadaşlar. Canım öyle istiyor tamam. Şifremizi oluşturalım hesabımızı açalım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda Roblox hesabımızdayız arkadaşlar. Player Slayer isimle. Şimdi kendimize güzel bir Roblox avatarı yapmamız lazım. Korkunç bir avatar yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi aslında troll bir avatar da yapabilirim. Acaba troll hacker mı olsa yoksa ciddi bir hacker mı yapsak? Bence bence troll hacker yapalım ya. Troll hacker yapalım. Aynen öyle. Tamam. O zaman Roblox karakterimizi kare yapalım arkadaşlar. Kare olursa daha troll yapabilirim çünkü. Tamam. Güzel. Kafası kare olsun arkadaşlar. Komik durur. Bence kafasını kare yapalım. Çok komik durur arkadaşlar. Aynen. <laughs> Şunun kafasına baksanıza. Roblox karakteri mi troll? Yok ya. Yok ya. Troll yapmayalım ya. Yok yok tamam. Troll yapmayacağım. Troll yapmayacağım. Ciddi bir hacker avatar yapıp geliyorum. Evet çoğu hacker bu yüzü kullanıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. O yüzden ben de bu yüzü kullanacağım. Zaten bedava olduğu için direkt aldım arkadaşlar. Aynen. Tamam bu gülücü kullanacağız. Bu baya bence biraz korkunç. Evet arkadaşlar üzerinde bakon kıyafeti var ve tamamı sipsiyah bir avatar yaptım. Yani hackerlar genelde böyle avatarlar kullanıyor saçma sapan. <laughs> o yüzden ben de böyle bir avatar yaptım. Tamam güzel Hackerımız hazır olduğuna göre gelin o zaman şimdi oyunumuzu yapalım arkadaşlar. Aynen öyle. Gelin şimdi oyunumuzu hazırlamaya başlayalım. Evet şimdi Roblox Studio'ya geldik. Burada kendi oyunumuzu yapacağız ama oyunun bir konseptini belirlememiz lazım arkadaşlar. Parkur oyunu mu olacak yoksa gizemli bir bir oyun olacak. Buna biz karar vereceğiz. Ben diyorum ki bence oyunun ismi Hacker'la Savaş olsun ama Hacker'ımız gerçek bir insan olacak. Yani ben olacağım arkadaşlar ve benimle savaşmaları hiç kolay olmayacak. Onları tuzağa düşüreceğim. Yeni yeni tuzak tetikleyeceğim bir oyun olması gerekiyor. O yüzden bu sefer yapacağımız oyun bizi çok uğraştıracak. Gerçekten bu sefer yapacağımız oyun bizi çok uğraştıracak ama bir tane spawn point koyarak başlayalım arkadaşlar. İşin bir, yer, bir yerden başlamamız lazım. Adamlar buradan doğsun arkadaşlar. Evet. Tamam plate'i sildim. Herkes burada doğarak oyuna başlayacak ve Bakalım bundan sonra neler yapsak Gerçekten merak ediyorum ya Bir laboratuvar inşa edebilirim aslında evet Bir laboratuvar inşa edelim arkadaşlar Yapacağım oyun SCP temalı olacak arkadaşlar Ama canavar olmayacak Canavar ben olacağım <laughs> Anladınız mı? Evet o yüzden şöyle güzel bir Zemin hazırladım buraya arkadaşlar Bunu direkt şeyden aldım toolbox'dan aldım Hiç uğraşmadım arkadaşlar Şöyle bir zeminimiz olsa yetecektir arkadaşlar Aynen öyle Oyuncular burada doğacak Evet. Hatta şifreli kapılar koyalım. İnsanlar şifreli kapıları çözmeye çalışsın arkadaşlar. Ve bizi yakalamaya çalışsınlar. Ben de hacker olup onları öldüreyim. Güzel olur. Hatta onları hapsedelim. Evet evet. Aklıma değişik değişik fikirler geliyor her saniye ama hacker olduğumuzda çok felaket şeyler yapacağım. Evet arkadaşlar oyuncular oyuna burada başlayacak görmüş olduğunuz gibi burada böyle bir platform var. Buradan çıkacaklar işte oyunu araştırmaya vesaire başlayacaklar diyelim. Evet bu yani şey duvarları falan SCP'ye benzettim arkadaşlar. SCP duvarları falan olması biraz daha ürkütücü ve korkunç gözüküyor. Oyunda silahlar olacak ve amaç silahları kullanarak hacker'ı öldürmek olacak ama ben tabii ki de hacker olduğum için silah mermileri bana işlemeyecek ve ölmeyeceğim arkadaşlar. Ben öldürmeye çalışan takipçilerle savaşacağım. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Woof çok eğlenceli olacak. Şimdiden adım gibi eminim o kadar eğlenceli olacak ki arkadaşlar. Neyse e, buraya böyle bir duvar yaptım görmüş olduğunuz gibi burayı iyicene böyle çevirdim. E, buraya bir de tavan lazım ama değil mi? Evet buraya bir de tavan lazım arkadaşlar. Şuranın üzerini kapatalım. <laughs> Buranın üzerini kapatalım. Yoksa sıkıntı çıkar. Şöyle ha. Tamam... Hatta şöyle sonuna kadar iyicene kapatayım ben buranın üstünü... Aynen öyle tamam... Oyuncularımız burada olacak... E, burası çok karanlık arkadaşlar... O yüzden buraya ışık eklememiz falan gerekiyor... Şuraya da şifreli bir kapı koyacağım zaten... Ben böyle detayları ayarlayıp geliyorum... Evet devam ediyoruz... Buraya şifreli bir kapı koydum... Yanlara da görmüş olduğunuz gibi alarm ışıkları koydum... En üstte de bir tane aydınlatma için ampul var... Görmüş olduğunuz gibi... Buradan şifreyi biz belirleyeceğiz... Şifremiz ne olsun arkadaşlar... Tabii şifreyi de haritanın bir yerinde vereceğim... Oradan şifreyi bulabilecekler arkadaşlar... Ama sizce şifremiz ne olsa? Hmm. Bir şifre sallayalım. Ne olsun? 53-51. 53-51 olsun. Aynen. Salladım. Evet. Şifremizi script yazarak, kod yazarak ayarladım arkadaşlar. 53-51 yazdığınız zaman kapının açılıyor olması gerek ama biz yine de bir deneyelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi. Hata çok oluyor böyle şeylerde arkadaşlar. Evet. Mafyamız burada. Ee, Şifreye girelim. 53 51 demiştik enter diyelim evet kapımız 53 51 yazınca açılıyor güzel peki insanlar bu şifreyi nasıl bulacak şimdi onu ayarlayalım arkadaşlar şifreyi bulmak kolay olmayacak şöyle yeri ayarlamamız lazım arkadaşlar şöyle ha ben buradan aşağıya doğru inen bir merdiven yapmak istiyorum bence gayet güzel olur buradan bir alt kat yapalım alt katta canavarlar ve silahlar olsun arkadaşlar daha sonra da ölü bir askerin elinde şifre yazsın şifreyi ölü askerden öğrenelim bence üzerindeki kağıttan bence güzel fikir yani ben belki asker değildi bilim insanı olabilir evet ölü bir ölü bir bilim insanının e, üzerindeki kağıt parçasından şifreyi öğrensek fena olmaz arkadaşlar şimdi tek yapmam gereken şuradan şöyle aşağıya doğru inen bir merdiven yapmak ha, gelin merdivenimizi yapalım o zaman evet en son hatırlarsanız alt katı yapıyorduk ben buraya bir alt kat yaptım buradan aşağı iniyorlar gördüğünüz gibi buradan böyle aşağıya iniyorlar arkadaşlar burası karanlık olacak öyle çok aydınlık bir yer olmayacak ben şuraya bir tane bilim adamı koymak istiyorum ölü arkadaşlar hemen şuraya ölü bir bilim adamı koyalım. Bence güzel durur. Evet hazır bir şekilde toolbox'tan ölü bilim adamını buldum arkadaşlar. Direkt buraya koyacağım. Kendim yapmayacağım. Uğraşamam. Oo bu çok kanlı ya. Bunu sevmedim. Bu baya ağzı burnu yamulmuş bunun arkadaşlar. Bu çok fena ölmüş ya. Baksanıza üzerinde kurşun lekesi falan var. Bunu kullanmayalım. Dur. Biz şuna bakalım. Belki bu güzeldir. Bakalım. He, bu biraz daha güzel ölmüş sanki ya. Aynen aynen. Bu biraz daha güzel ölmüş arkadaşlar. Bunu şöyle merdivenin altına koyacağım. Gelen ya yani gören insanlar korksun arkadaşlar. Tam böyle Merdivenin altına koyacağım. Gören insanlar korksun. Hemen yanına da bir tane el feneri koyacağım. Bu el fenerinin üzerine tıklayıp alabilecekler arkadaşlar. Güzel olur. Ee, el fenerini yani lazım olacak. Çünkü burası çok karanlık olacak birazdan. Hemen o yüzden bu bilim adamının eline bir tane el feneri verelim. Evet buraya bir tane el feneri koydum. Yani mantık olarak bunun üzerine tıkladığımız zaman oyun bize el feneri vermeli. E, gelin bakalım deneyelim. Böyle şeyler deneyerek öğrenilir arkadaşlar. Bakalım bize el feneri verilecek mi? Evet güzel. Herhangi bir sıkıntı. Gözükmüyor şu anda aynen. Her şey normal gözüküyor. Güzel. El fenerinin üzerine tıklayalım. Tıkladım, el feneri elime geldi, açabiliyorum, güzel. E, şu anda bu oda karanlık değil biliyorum arkadaşlar, bu oda birazdan karanlık olacak merak etmeyin tamam, daha fazla uzatmayalım gelin hızlı hızlı yapalım. Evet odaya dekorasyon ekledim, dekorasyon benim için çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Buraya görmüş olduğunuz gibi laboratuvar yaptım burada kapsülün içinde bir tane uzaylı var görmüş olduğunuz gibi. E, burada laboratuvar malzemeleri var, burada ölü doktorlar var görmüş olduğunuz gibi ölü ve burada iki tane de e, kadın ölü doktor var. Zaten merdiven altındaki ölü bilim insanını göstermiştim. Şurada da nükleer atıklar var. Bunları öylesine ekledim güzel görünsün diye arkadaşlar. Tamam. Bundan sonra da canavarlı odaya geçecekler. Canavarları öldürüp oradan silahları alacaklar arkadaşlar. Ve oradaki şifreyi öğrenip buradan şifreyi çözüp geçecekler arkadaşlar. Burada ise geniş bir arena olacak. Arenada da hackerla yani benle savaşacaklar. Böyle bir planlama böyle bir kurgulama yaptım kafamdan. Umarım güzel olur diyelim. Gelin o zaman savaş arenasını ayarlayalım. Evet şimdi şey odasını hazırlıyorum ee, Oyuncuların savaşacağı odayı hazırlıyorum Arkadaşlar burada zombiler falan olacak Yani onlarla savaşacaklar Onlar için bu odayı hazırlıyorum şu anda Bakalım neler olacak beraber göreceğiz Umarım güzel hazırlayabilirim Ben de elimden geldiğince hem hızlı Bu videoyu yetiştirebilmem için hızlı olmam lazım Diğer bir yandan güzel bir şey yapmaya çalışıyorum Sizler için arkadaşlar umarım şu anda yaptığım şeyler güzel oluyordur diyelim. Tamam. Şurayı da son olarak kapatacağız. Burada bir şey olmayacak. Canavarlar olacak ya burada zaten. O yüzden çok daha önemsemiyorum burayı. Ve şifreyi bu çözecekler arkadaşlar. Burada şifre olacak. Kapı şifresi. Ve yerde birkaç tane silah olacak. O silah o silahlar olmadan arkadaşlar bizim yanımıza gelemeyecekler. Önemli olan bir şey şu. Acaba silah eklemesem mi? Çünkü oyuna silah eklersem oyundaki insanlar birbirlerini öldürür. Aynen. Bence o yüzden silah eklemeyelim. Eğer oyuna silah eklersek oyundaki insanlar birbirlerini öldürür arkadaşlar. Bence o yüzden silah eklemeyelim ya. Aynen. Silah eklersek herkes birbirine ateş eder. Çünkü yani neden yapmasınlar ki? Doğru. Herkes birbirini öldürür. Silah eklemek saçma. Eklemeyelim. Yani planda insanlar e, bana saldıracak, hacker'ı öldürmeye çalışacak arkadaşlar ama insanlar beni öldürmek yerine birbirlerine saldırırlarsa bütün video batar arkadaşlar. O yüzden böyle bir risk alamam. Ben en iyisi buraya birkaç tane ölü insan ve şifre koyayım. Birkaç tane de bulmaca koyayım. Şifreyi kolay kolay bulamasınlar en iyisi. Böyle daha iyi. Şimdi biz şifreyi nereye koyacağımızı ayarlayalım. Ben şifreyi tam şu köşeye koyacağım arkadaşlar. Böyle tam oyunun şurası işte ya. Aşağıya indikten sonra laboratuvarın şöyle karşıdan en soldaki yere koyacağım. Kolay kolay bulamasınlar diye arkadaşlar. Yere yaralı bir tane bilim insanı koyacağım. Onun elindeki kağıtta yazar arkadaşlar. Öyle yapalım daha güzel olur. O yüzden şimdi geleceğim buraya yaralı bir tane bilim koyacağım. Bu da gerçi ölü bu ya. Çok da yaralı sayılmaz. Neyse. Bunun eline bir tane not verelim. Şöyle not yazalım arkadaşlar. Zaten hepsi toolbox'ta olan şeyler. Aynen. Tamam. Bunu şöyle bunun eline vereceğim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi notu. Güzel. Bakın elinde not var şu anda. Gelip bu notu elinizde yani bu doktorun elinden almanız lazım arkadaşlar. Notta yazan şeyleri de hemen ayarlayalım. Burada zaten şey var. E, görmüş olduğunuz gibi ne denir ona? Eee script var arkadaşlar. Buraya şifreyi yazalım. Şifremiz neydi? 57-51 miydi? Öyle bir şeydi. 57-51'di galiba. Yok 53-51'miş arkadaşlar. Hemen şuraya şifremizi 53-51 şeklinde yazalım. Tamam. Bakalım bu şifreyi hangi takipçim çözebilecek? Çok merak ediyorum. Ee, Kontrol önemlidir. Gelin bakalım oyunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Şifre çalışacak mı? Önce bir kapıyı kontrol edelim. Şuraya 5351 e, 53 51 yazacağım. 53 51 diyelim. Enter diyelim. Evet kapımız açılıyor. Kapıda bir sıkıntı yok. E, gelin alt kata inelim. Alt katta gördüğünüz gibi burada laboratuvarlar falan var. Bunları deyince ölüyor muyum? Yok ölmüyorum değil mi? Tamam aman ölmeyelim de. <laughs> burada el feneri var. El fenerini alabiliyoruz. Aynen sıkıntı yok. Burada uzaylımız var. Tamam çok iyi. Hop geldik buraya. Aşağıya indik. Burada en köşede. Zaten burayı daha adam etmedim. Buraya daha bir sürü şey ekleyeceğim arkadaşlar da. Not çalışıyorum ona bakacağız. Burada doktor var. Doktorun elinde not var. Notun üzerine geliyorum. Buradaki kağıtta 53 51 yazıyor. Her şey istediğim gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Son dekoratif dokunuşları yapalım. Oğlum benim saç niye böyle oldu lan? Lan kızın saçını aldım ne? Kızın üzerine gidince kızın saçını alıyorsunuz. Oyun troll. <laughs> Neyse. Evet. Karakterim kız oldu. Oyunu troll ekleyelim. Tamam. Neyse. Güzel oldu. Güzel oldu. Eğer bu karakteri değerseniz Karakterinize kız saç ekleniyor Oyuna biraz troll ekleyelim tamam bu kalsın Bunu kaldırmayacağım bu kalsın Hatta vazgeçtim kaldıracağım <laughs> Tamam saçtaki script'i kaldırdım artık ee, Üzerine gittiğiniz zaman saç falan size gelmez arkadaşlar Öyle bir hata oldu onu kaldırdım Buraya güzel bir dekorasyon ekleyelim arkadaşlar Daha sonra ise Oyunun son bölümünü yapalım Bari burada boş boş gezmesinler diye Ben buraya biraz parkur ekleyeceğim arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi e, buraya Buraya Devrilen tanklar koyacağım şey kutular işte Variller koyacağım ne tankı ya <laughs> Şöyle bunları büyütelim arkadaşlar bunlar koca koca uzun böyle Bunlara değen ölecek arkadaşlar Bunlar zehirli çünkü bunlar zehirli sıvılar Bilmiş olduğunuz gibi ee, Buraya şöyle şeyler koyacağım belki 2-3 lazer koyarım Buraya parkur koyacağım Parkur bitince devam Evet arkadaşlar devam ediyoruz aradan baya zaman geçti çok uğraştım burası için ee, En son hatırlarsınız burası vardı hatta dur şunu şöyle yapalım ee, şu tarafta da aynı işaret olsun Ha tamam evet burada görmüş olduğunuz gibi ölü doktorlardan söyle böyle bir mekan hazırladım arkadaşlar Burada yeşil bir nükleer sıvı var ee, toksik zehirli sıvı var dediğiniz gibi ölüyorsunuz o yüzden buradaki zombi ve diğer bilim insanların cesetlerin üzerine basarak karşıya geçmeniz gerekiyor Buraya gelmeniz gerekiyor arkadaşlar hatta şurayı biraz daha yakınlaştırayım da kolay olsun Heh, aynen. Buraya gelmeniz lazım. Burada da yine böyle bir ortam var. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi ölü doktor. Elinde de kapının şifresi yazıyor arkadaşlar. Sonra buradan ta geri dönecekler veya ölecekler. Zaten şifreyi bildikten sonra sıkıntı yok. Buraya geldikten sonra buradan benimle kapışacakları, savaşacakları arenaya gelecekler. Şimdi o arenayı hazırlayacağız. Yavaştan oyunumuzun sonuna yaklaştık. Evet devam ediyoruz. Buradaki şifreyi çözüyorlar arkadaşlar. Kapıyı açıyorlar. Buradan dümdüz ilerleyip hop aşağıya atlıyorlar. Burada da onları kocaman bir arena karşılıyor arkadaşlar. Burayı şimdi ışıklandıracağız ve daha sonra yerlere birkaç tane silah koyacağız. Burada insanlar belki birbirlerini vuracak ama bana da saldırabilecekler. Yani yine az da olsa bir silah koymaya karar verdim arkadaşlar. Öp kötü olacağını düşünmedim. A koyduğum ışık nereye gitti gördünüz mü? Ben bu ışık yerleştirdim ama... A oyunu bozduk arkadaşlar hayırlı olsun. Daha oyunu bitirmeden oyunu bozdum harika ya. Neyse dur şu ışığı şuraya koysak olmaz mı? Aaa... Oldu mu ki sizce? Oldu mu? Bence çok da iyi olmadı ama şöyle ortaya koysak belki güzel olabilir ya. Yani tamam çok da kötü olmadı. Aynen. Şimdi yerlere birkaç tane silah koyacağım. Daha sonra oyun bitmiştir. Arkadaşlar sadece buraya tek bir tane silah koydum. Bu silahı almalarını engelleyeceğim arkadaşlar. Oyuncuların, takipçilerin e, buradaki silaha dokunmalarını engellemem lazım. O yüzden önlerinde durup onlarla savaşacağım arkadaşlar. Hacker olacağım zaten. Kendi hesabımda da olmayacağım. Oyunumuz bitmiştir arkadaşlar. Her şey sıkıntısızdır diye düşünüyorum. E, herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yeni hesabımıza yetki verelim arkadaşlar. Yeni hesabımız yetkilensin. Ee, hacker olma zamanı geldi Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şu anda görmüş olduğunuz gibi hackerımız burada Ve bakın hackerımız hareket ediyor Aman Allahım nasıl hareket ediyor Kesinlikle ben telefondan oynamıyorum <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda Evet şu anda sizlere merhaba demeye çalışıyorum Aha oyuna başka birisi geldi olamaz Olamaz daha daha oyunu başlatmadan Oyuna takipçilerim girmeye başladı neyse Tamam o zaman gelin trollümüz başlasın Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şu anda görmüş olduğunuz gibi hackerın hesabındayım Ve uçuyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi hacker Oldum arkadaşlar İşte bu Evet oyuna görmüş olduğunuz gibi yeni yeni kişiler Geliyor takipçilerim geliyor Tamamdır zaten ne de olsa herkes gelecek şu anda Samet Karataş yok Hacker var arkadaşlar Hacker oldum şu anda inanılmaz Tamam gelin insanları yenmeye başlayalım Ha, <laughs> Daha adam bulmacayı bulmadan 31 yazarak şifreyi çözmeye çalışıyor ama Şifreyi hepimiz biliyoruz şifre 51-53 müydü neydi öyle bir şeydi arkadaşlar ama Şifreyi bulması gerekecek Çocuk direkt şifreyi bulmaya çalışıyor ama Beni yenemeyecek arkadaşlar neyse tamam Şu anda oyunda bir kişi var gelin oyuna diğer kişileri falan da ekleyelim Bu arada benim hacker kafayı yedi Ha, <laughs> tamam kendisine geldi güzel Gelin diğer insanları da oyuna çağıralım Evet arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz takipçilerime haber verdim ve direkt oyuna girmeye başladılar Ben sıradan bir insanım benim Samet Karataş olduğumu bilmiyorlar şu anda Hacker olduğumu falan da bilmiyorlar tabi ben belli etmeyeceğim arkadaşlar Baktım eğer birisi kapının şifresini çözerse arkadaşlar o zaman işte hacker'a dönüşeceğim. Uçacağım arkadaşlar ama şu anda normalim. Şu anda hacker olduğumu belli etmeyeceğim arkadaşlar. Aynen öyle. Hatta şöyle duvarın arkasına geçebiliyorsam geçeyim. Yok geçemiyorum arkadaşlar. Aynen tamam neyse. Bakalım kim şifreyi çözebilecek? Şu anda herkes laboratuvarda şifreyi arıyor arkadaşlar. Bakalım bulabilecekler mi? Ben bulabileceklerini zannetmiyorum ama. Evet şu anda herkes ölüyor arkadaşlar baksanıza. Hepsi bu iğrenç suya düşüp ölüyor. Geçmeleri çok zor gerçekten. Tamam. Gelin birisini trolleyelim. Kimi trolleyelim arkadaşlar? Ne de olsa biz hackerız ve hackerlık yapmamız lazım. 17K Ali diye birisi var. Ben onu hapse atmak istiyorum arkadaşlar. Hop. E, jail, jail diyorum. 17K Ali diyorum arkadaşlar. Onu hapse atacağım birazdan. Tamam. Hazır mıyız? 1 2 3. Çocuk şu anda hapiste olması lazım arkadaşlar. Çocuk şu anda hapsettim bir bakayım. Aa hapiste olmamış mı? Çocuk, çocuk oyunda değil galiba. <laughs> şu an çocuğu hapsettim ama çocuk oyundan çıktı galiba bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Aha! Birisi galiba şifreyi çözdü baksanıza. Birisi galiba şifreyi çözdü ama hala şu kızın ön elindeki notu görmemiş olabilirler bilmiyorum. Şu anda hala hiç kimse arkadaşlar şifreyi çözemedi. Hala bekliyorum arkadaşlar. Yukarıya çıkayım şöyle kapının şifresini kimse bulmuş mu? Yok. Kapının şifresini kimse bulamamış arkadaşlar. Gelin birisini trolleyelim. Ben kimi trolleyim arkadaşlar biliyor musunuz? Ben buradan birisini trolleyelim ya. Ben şunu trolleyeceğim. Kero Vera diye birisi var. Ben onu trolleyeceğim arkadaşlar. Tamam. Hadi gelin onu trolleyelim. Pup. Pup diyorum arkadaşlar. Kero. Kero Vera. aynen çocuğu şu anda trollüyorum ve Arkadaşlar çocuk tuvaletini yapıyor Çocuk şu an tuvaletini yapıyor Hayır hayır çocuk uzaya çıktı Arkadaşlar evet çocuk <laughs> Çocuk tuvaletini yaparak patladı arkadaşlar Çocuk tuvaletini yaparak patladı İlk trollümüzü yaptık ve kapının şifresini çözmeye çalışıyorlar. Ben çözebileceklerini zannetmiyorum arkadaşlar şu an. Herkes rastgele sayılara basıyor ve ben zannetmiyorum ya. Bence şifreyi çözemeyecekler arkadaşlar. Bekliyoruz hala ama bence hiç kimse şifreyi çözemeyecek. Aha arkadaşlar şifreyi çözdüler, şifreyi çözdüler. Hızlı olmam lazım. Hiç kimsenin buradaki silah alamaması lazım. Hayır, hayır, hayır. Savaş, hayır, hayır. Alamazsınız. Silah kimse alamaz. Oha herkesi biçtim lan. <laughs> herkesi biçtim. Alamazsınız buradaki silah. Arkadaşlar şifreyi çözdüler. Şifreyi çözdüler. Onlar silah almadan benim onları indirmem lazım. Tamam. Dur. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlışlıkla kendimi çok büyüttüm ya. Galiba silahı aldılar arkadaşlar. Kendimi biraz büyütüp onları korkutacaktım ama galiba kendimi çok büyüttüm ya. Şifre neydi? Evet kapıyı açtım şu anda arkadaşlar. Aa, aa oğlum herkes silah alıp birbirini öldürmesin. Hayır. Hayır onları durdurmam lazım. Neyse tamam. Bakalım kimler beni öldürecek arkadaşlar. Silahı alan almıştır şu an. Bakalım beni öldürebilecekler mi? Hop gel buraya. Hop silahı olan elinde silahı gördüğümü öldüreceğim arkadaşlar. Bana ateş edin direkt öldüreceğim. Hop yaşatmam yaşatmam kimse beni öldüremez kimse beni öldüremez gelin buraya. Hıca, hıca. hadi ben öldürene robux verelim arkadaşlar değil mi? Bence ben öldürebilene robux verelim. Bu arada hiç kimse birbirini öldürmüyor galiba bu silah bozuk arkadaşlar. Aa harbiden galiba bu silah bozuk Yo birbirlerine saldırıyorlar baya. Allah Allah ben anlamadım. <laughs> Neyse o zaman gelin milleti trolleyelim. Herkese aynı anda hapse atayım arkadaşlar? Herkese aynı anda hapse atsam nasıl olur? <laughs> Aa, bana ateş mi ediyor bunlar? Galiba bana ateş ediyorlar ama silah bozuk. <laughs> Güzel tamam. Durun bir ben birisine ateş etmeyi deneyeyim arkadaşlar. Ben Allah yere düştüm. Allah yere düştüm. Şunu ateş etmeyi... Aa yo ölüyor bu baya. Oğlum öldürdüm ben çocuğu. <laughs> ben şu an çocuğu silahla öldürüyorum şu an. Kimse beni öldürmüyor şu an. Allah Allah. Normalde bana ateş ederlerse ben öldürebilirler. Baksanıza silah çalışıyor arkadaşlar. Aynen silah çalışıyor ama beni şu an hiç kimse öldürmüyor. Ben öldürene Robux vereceğim ama kimse beni öldürmüyor şu an. Allah Allah. Acaba silah sadece ben mi kullanabiliyorum? Baksanıza hop. Çocuğu tarıyorum mesela şu an çocuk ölüyor arkadaşlar. Bayağı öldü çocuk arkadaşlar baksana Taradım çocuğu <laughs> Allah Allah niye böyle oldu anlamadım Evet şu anda kendimi büyüttüm ve hiç kimse bana saldırmıyor arkadaşlar Herkes birbiriyle çatışıyor ama Hiç kimse nedense bana saldırmıyor ben çözemedim Neyse tamam madem öyle o zaman gelin herkese hapse atalım arkadaşlar Ne de olsa ben bir boyunda hacker'ım ve Diğer insanları trollemem gerekiyor böyle bir durumda İnsanlar etrafıma toplandı tamam durun Ben bunları aynı anda hapse atacağım Ben bunları aynı anda hapse atsam nasıl olur arkadaşlar Çok iyi olmaz mı Evet hazırsanız herkes hapse düşüyor 1-2-3 BAM Arkadaşlar herkes hapse düşürdüm şu an. Herkes hapse düşürdüm şu an. Dı 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 dı. Dı 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 dı. İşte bu. <laughs> Aha bro eklendiniz dostum Eklendiniz İşte bu Şimdi herkesi teker teker biçeceğim Öyle bir şey yapayım mı arkadaşlar <laughs> Evet ne de olsa hackerız artık arkadaşlar O yüzden şimdi herkesi teker teker öldüreceğim <laughs> Tamam evet Maalesef ya amacım bu arkadaşlar Oyunda hacker olmam gerekiyor o yüzden <laughs> Ya tamam öldürmeyeceğim vazgeçtim vazgeçtim Tamam o zaman insanları kafesten mi kurtarsam İnsanları kafesten kurtarayım mı O zaman herkesi tuvalet taktiğiyle öldürelim arkadaşlar Herkes tuvalet yaparak ölsün Nasıl olur bence güzel olur arkadaşlar Hop, ben de öleceğim hatta. Evet şu an, aynen ben bile öleceğim şu an. Herkes tuvaletini yaparak ölecek şu an. Hop, hayır ayet, ölüyorum, boom. <laughs> evet, herkes tuvaletini yaparak öldü ve böyle bir final yapalım dedim arkadaşlar. Tamam, güzel oldu. Bugün kendi oyunumda hacker oldum arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz umarım eğlenmişsinizdir Normalde beni öldüren kişiye robux verecektim ama galiba silah çalışmıyor Neyse videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz Başka bir videosunda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay